taharet için özellikle müsaadeniz varsa onu da bir anlatayım, olur mu? Affınıza sığınarak. Çünkü her yerde bunu anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi bakın, özellikle genç kardeşlerim, belki yaşı ileride olanlar daha bu anlamda bilgili olabilirler. Hazreti Peygamber buyurur ki sallallahu aleyhi ve sellem, iki büyük sebepten, yani size göre küçük der ama Allah'a göre büyük, iki sebepten bahseder. Bu iki sebep kabir azabını efendim oluşmasına vesile oluyor, buyurur. Bir der, bir kabirden geçiyor malum, bilirsiniz. Kabirden geçerken buyuruyor, bu kabirdekiler innehumâ le yu'azzebâni. Bu ikisi azap olunuyor, buyuruyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve mâ fi kebirin. Ve bu ikisinin azap olunması da sizin çok büyük gördüğünüz bir meseleden değil, buyurur. Sahabe de şaşırır. Der ki birinci sebep, azap sebepleri idrar meselesi. İki, laf taşıyıcı bunlar. İdrar meselesi nasıl kabir azabına sebep olabiliyor? İdrardan kastımız ne? Şimdi bunu sadece af buyurun ayakta bevletmek gibi anlatıyor. Öyle değil. Üzerimize bazı sıçramalar olabilir. Bunlar da aftır. Buradaki asıl mesele ne biliyor musunuz? Şimdi idrar kabir azabına sebep olmasının maksadı, neden böyle bir şey oluyor? Çünkü bunun en büyük nedeni namazdır. Çünkü zekatı abdestsiz verebilirsiniz. Kur'an'ı bile abdestsiz yeri gelir okursunuz. Yapmayın da. Efendim tebessümü abdestsiz yapabilirsiniz, değil mi? Efendim birçok ibadet abdestsiz yapılabilirken namaz abdestsiz yapılamaz. O zaman anlıyoruz ki biz, idrarında sıkıntı olan adamın namazı kabul olmuyor demektir. Namaz onun için kabir azabının en büyük sebeplerinden. Şimdi nedir buradaki mesele? Şu. Neden kabir azabına sebep oluyor? Çünkü arkadaşlar, özellikle beni mazur görsünler büyüklerim vesaire. Erkeklerin, af buyurun, erkeklik organının bir özelliği var. O da şu. Akıntı dediğimiz, bayanlarda da bu var ama bayanlarınki başka. Bir hadise var. Yani normal idrarı yaptıktan hemen sonra ne olmaz? Abdest alınmaz. Belli bir müddet, bakın, idrarınızı yaptınız. Efendim beklediniz, öksürdünüz vesaire. Temizlediniz. Pamukla sildiniz. Çıktınız. Hemen yine abdest almayın. Bir 5 dakika daha dolaşın, öksürün, yatın efendim vesaire. Sonra bir daha girin. Bir daha temizleyin öyle. Akıntının gelmediğinden emin olun. Bakın bunu tespit edin. Herkesin akıntısı kişiye göre değişebilir. Bunu tespit edin, ona göre abdest alın. Bakın göreceksiniz, o zaman kılacak olduğunuz namaz başka bir seviye olacak. Bütün problem bu. Gençler şimdi abdest alıyor, namaz kılıyoruz, istibra yok. Yani dolaşmak, efendim hemen abdest almamak dediğimiz o hadiseyi gerçekleştirmiyorlar. Bu olmadığı zaman da ne oluyor? Abdest olmuyor. İstersen 5 vakit namaz kıl. Namaz kabul olur mu? Olmaz. Bir damla idrar gelsin, geçmiş olsun. Anladınız mı? Onun için Hazreti Peygamber, o kabirde yatanlar Müslümanlar ama azap olunuyorlar. Neden? Çünkü buna dikkat etmemişler. Abdestleri var. Namaz ehli insanlar ama istifra yapmadığı için, hemen abdest aldığı için o akıntı gelmiş, abdest gitmiş, namaz kılmış, namaz kabul olmamış. Onun için ne yapacak? Yani heladan başlıyor bu namaz işi. Evet, biraz vaktimizi alacak. 10 dakika, 15 dakika neyse. Gönül mutmain olana kadar. Fıkıh kitaplarımız da böyle ki, gönül mutmain olacak. Daha artık benden akıntı gelmez düşünce sana yerleşecek, o zaman abdest al. Anlatabildim mi? Şimdi bunu kaçta kaç tane insan biliyor? Ben gittiğim yerlerden biliyorum yani. Adam koca koca kerli ferli adamlar, bundan haberi yok. Esma-ül Hüsna hepimiz biliyoruz. Bütün bu isimlerin, sıfatların Hazreti Allah'ta olduğunu bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Problem ne? Biz daha biliyoruz hocam zaten Allah'ı. Buradaki mesele ne? Hazreti Allah'tan bizi uzaklaştırmasının, Hazreti Allah'tan bizim efendim uzaklaşmamıza sebep olacak